Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 28 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş Akrep burcunda ilerliyor ve geçtiğimiz hafta sonu 31 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki güçlü dolunayın tesirleriyle yeni haftaya başlıyoruz. Evet bu haftada dolunayın etkileri altında olabiliriz. Ee, ve genel olarak haftanın enerjisi yüksek. Mars Koç burcunda gerilemesini sürdürüyor. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren ay ikizler burcuna geçecek. Özellikle haftanın ilk üç günü zihinsel anlamda çok hareketli ve aktif olabilirsiniz. Günlük hayatınızdaki haber trafiği artabilir. Yakın çevrenizle ilgili konular ki bunlar kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla ilgili temalar özellikle ön planda olabilir. İş hayatınızda, ticari faaliyetlerinizde de son derece aktif olabileceğiniz günler. Bu hafta 3 Kasım'dan itibaren artık Merkür Retrosu sona eriyor. Son 3 haftadır biliyorsunuz Merkür'ün retro hareketi de günlük hayatımızın temposunu etkilemişti. E, terazi Burcu'nda Merkür 3 Kasım'dan itibaren ilerleyecek. 21 Kasım'a kadar da Merkür Terazi Burcu'nda olacak. İyicil şans gezegenlerimizden Venüs de Terazi Burcu'nda ilerliyor bu hafta boyunca. Dolayısıyla ilişki dinamiklerinizde tesirler artık rahatlamaya başlayacak. Ee, şanslar sizinle birlikte ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz. Sürekli ilişkilerinizdeki iletişim sorunlarını en azından daha rahat çözebilirsiniz şu dönemde. İlişkiler, işbirlikleri adına da e, ilerleme olanağınız artabilir. Evet, bu hafta haftanın ilk günlerinde ayda hava elementinde olacağı için sosyal konularda ilişkiler, iletişim, konuşma konuları, herhangi bir alanda fikir paylaşımı bunları daha rahat ele alabilirsiniz. Perşembe ve cuma ay yengeç burcunda olacak. Daha çok özel alanlarınıza, evinize, yuvanıza çekilebileceğiniz, biraz daha hani kişisel, e, anlamda duygularınızın öne çıkacağı, ebeveynlerinizle ilgili konulara belki aile paylaşımlarına odaklanabileceğiniz, evde yapılacak işlerle daha fazla meşgul olabileceğiniz günler. Duygusal olarak da daha hassas, kırılgan hissedebilirsiniz. Kendinizi sevdiğiniz kişilerin ilgisine, sevgisine ihtiyacınız artar. Ay yengeç burcundan geçerken zaman zaman çok içe kapanabilirsiniz, zaman zaman biraz geçmişe takılabilirsiniz. Bu duyguları da e, dengelemek gerekiyor çünkü Mars'ın burcunuzdaki geçişi da, zaman zaman çok fazla. Duyguların etkisinde kalıp dürtüsel davranmanıza neden olabiliyor. Özellikle aile içi ilişkilerde bu tarz gerilimler olabilir. Perşembe ve Cuma'ya dikkat edelim. Hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda enerjimiz dışa dönecek, özgüvenimiz artıyor. Eğlenceli konular ön plana çıkabilir. Sevdiğimiz kişilerle, çocuklarımızla biraz dış dünyada aktiviteler içerisinde olabiliriz aynı zamanda aşk hayatınızın da öne çıkacağı günler romantik paylaşımlar flörtler yine hafta sonunu hareketlendirebilir bazı özel fırsatlarda Venüs'ün etkisiyle karşınıza çıkabilir sevgili koçlar sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın